Efendim şu anda Hatay merkezde Saray Caddesi'nde şirin mi şirin, güzel mi güzel bir dükkanın önündeyiz. Bu dükkan neresi mi? Bu dükkan Hatay'ın enerji deposu efendim. Evet, yanlış duymadınız. Hatay'da enerji ihtiyacı bu küçücük şirin mi şirin dükkandan karşılanıyor. Nasıl mı? Atom sayesinde. Evet, atomcu Ali abimiz burada insanları şarj ediyor. Ya insan şarj olur mu demeyin. Oluyorlar efendim. İşe gidenler sabah kalktıklarında böyle uyku mahmuruyken buraya uğruyorlar ve kendilerini, bataryalarını böyle çıkarıp Ali abiye veriyorlar. Ali abi bizi şarj ediyorlar ve bir anda atomu veriyorsun. Atomu içtikten sonra uçarak gidiyorlar. Evet. Şimdi Ali abimi tanıyalım dilerseniz. 15-20 yıldır buradayım. Daha önce nasıl bir meslekle ilgileniyordun? Yani meyveyle ilgili gene. Yine meyveyle ilgili. Manav türü bir şeydi. Ali abi, şimdi sen bunu burada mı öğrendin? Yani yok, nasıl öğrendin? Yok. Gidip başka bir yerde mi öğrendin? Dubai'de öğrendim ben. Nerede öğrendin? Dubai'de. Dubai'de öğrendin sen bu mesleği. Dubai'de. Dubai'de sana birisi öğretti mi bunu? Nasıl Hayır, oldu? Hayır, gezmeye gittim. Kaynım oradaydı, davet etti. Gittim evet, oraya gezmeye. Atomcuları gördüm, hoşuma gitti. Ben de içim baktım nasıl bir şey. Rastgele. Rastgele. Bir kokteyl içtim, hoşuma gitti. Atom istedim. Formülü istedim. Vermediler. İnsan kendi ekmeğini başkasına yedirir mi? Ya dedim ben Türkiye'de açacağım. Nerede açarsan aç kardeşim. Sana formülü vermediler. Vermediler maalesef. Nasıl öğrendin? Ya dedim hani oturmuşken dedim bir mektup yazayım aileme dedim. Evet. Müsaade var mı dedim. Türkçe yazıyorum, onlar anlamaz zaten. Tabii otur dediler. Artık işte ne koyuyor ne hepsini not alarak. Abi sen gizli atomu Dubai'lerden kaçırıp ve Türkiye'ye oradan, getirip meşhur etmişsin. Oradan bir iki makine aldım gelirken evde yapmaya başladım. Ya içiyorum olmuyor. Bir eksik var. Tekrar yap dök. Deneye değil mi? Ta ayarını tutturana kadar. Harika bir şey. Ve efendim öyle, bakar mısınız? Yani Dubai'lere kadar gidiyorsunuz. Orada size formülü vermiyorlar ama işte yurdumun insanı Ali abi gibi biricik değerli insanım diyor ki ben bu formülü bulacağım. Kendim de üzerine bir şeyler katacağım diyor. Ve alıyor getiriyor burada üzerine de bir şeyler katarak değil mi? Deneme yanılma yöntemiyle burada artık bu sadece sana özel diyebilirim hatta ben değil mi? Bir de buraya gelmeyen kalmamış anladığım kadarıyla. Yani ülkemizden de hep ünlüler değil mi? Sanat camiasından, ekranlardan tanıdığımız hep değerli yüzler buraya gelmiş. Mesela şöyle bir gösterelim efendim. Bakar mısınız şuraya gelenlere? Bakar mısınız? Bunlar sadece bir kısmı daha. Tabii çok çıkmayan resimlerim var. Rahmet bunlara... Tuncel Kurtizimiz mi desek, Mert Kılıcımız mı desek. Herkes buraya gelmiş efendim. Ben de İstanbul'da bunu duydum. Hemen oraya gitmeliyim dedim. Ve hemen uçtum buraya geldim. Hoş geldin. Tabii Hatay'a geldik, indik, yorgunluk, işte otele yerleştik. Artık çekimler falan derken... Abi benim şarj bitti. Hemen ayarlarız bir şarj. Yani artık hemen bana yaparım. Ne yapacaksan yap, bir şeyler ayarla. Beni artık şöyle bir dik, ayağa kaldır. Bir uçalım. Evet efendim, şu anda atomun ilk ana maddesini yani balı koyuyoruz. Bal tabi doğal bir bal. Kokusundan belli. Evet, balımızı koyduk. Şimdi avokado sırada alalım. Avokado alıyoruz. Bu tarifi size vereceğim. O benden saklıyor şu anda sır gibi ama merak etmeyin, kaydediyoruz bunları. Birazdan ben size vereceğim. Özel bir süt. Özel bir süt. Evet. Ne özelliği var bu sütün? Bu köyden gelik nenem gönderik. Öyle mi? Sevgili seyirciler, bu nene sütü. Evet, nene gönderiyor bunları değil mi? Evet. O köydeki kuzulardan, ineklerden ya. Değil mi? Harika. Biraz da fıstık atalım haydi. Biraz da fıstık atıyoruz. Aman yarabbim, katmadığımız şey kalmadı içine. Ben tarifi içmek istiyorum şu ana kadar olanı. Kapattım bal ağzını. Var. Ağzını kapattık, bal var. 3 tane avokado var. Süt var ama nene sütü bulmak biraz zor, bilmiyorum. Neneniz varsa oradan ineklerden falan sağıp getirebilirsiniz. Bir de fıstık attık üstüne. Şu anda da ne yapıyoruz? Blender'dan geçiriyoruz. Şimdi bu tamam. Şimdi ikincisine mi geçiyoruz? İkincisine geçiyoruz. Şimdi portakal sıkmaya başladık. Portakal sıkıyoruz. Acaba bizi şu anda neler bekliyor? Bir tanesi hazır zaten şu anda. Göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şuradan açıp içsem mi diye düşünüyorum ama Ali abiye çok ayıp olur. Birazdan, biraz daha sabret Oğuz diyorum kendime. Yani acelen ne? Acelem ne? Doğru. Yani biraz daha sabretmeliyim, biraz daha beklemeliyim. Ama insan bu kadar böyle envai çeşit doğal mı doğal meyvenin arasında
Gerçekten dayanamıyor. Kendini kaybediyor efendim. Buraya geldiğiniz zaman kendinizi kaybedersiniz. Şimdi mangoyu hazırlıyoruz. Mango. Birazcık da portakal koyuyoruz içine. Birazcık mango, birazcık portakal. Azıcık da bal. Azıcık da bal katıyoruz içine. Evet, şu anda çilek attık içine. Ananas attık, bir de kayısı attık. Bunlar da tabii birbiriyle uyumlu, değil mi? Tabii uyumlu. Hep birbiriyle uyumlu şeyler atıyorsun. Muzu da attık. Evet, muzumuzu da attık. Evet, yine portakal suyumuzu sıktık. Bu karışım daha özel bir karışım olacak gibi. Evet. Sütsüz, balsız o. Sütsüz, balsız olan da bu. Elma da attık içine. Bakar mısınız? Atmadığımız şey kalmadı. Şöyle armut da atalım içine. Ha, şimdi de armut geldi. Şeftaliyi de atalım. Şeftalimizi de atıyoruz içine. Buranın müdavimleri var mı Ali abi? Böyle sürekli sana abone olan insanlar var mı? Var var, orada bekliyorlar bak. Bekliyor. Sevgili seyirciler, şu anda biz bunu yaparken arkada bir tribün oluştu. Ya ne zaman bitecek diye bekliyor. Gerçekten Hatay halkı şu anda çok sabırsızlanıyor. Bir an önce bitsin istiyorlar ki bize de sıra gelsin istiyorlar. Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın. Önce biz varız. Biz buralara ta İstanbullardan geldik. Birbirinden güzel meyvelerin tatları birbirlerine iyice kaynaşıyor. Evet efendim, geldik sunuma. Mangomuzu. Önce mangomuzu koyuyoruz. Ve avokadomuzu ekleyelim. Avokadoyu da koyuyoruz. Ha, kat kat koyuyorsun üstüne. Evet evet, renk renk çıkacak. Harika. Şimdi. Yani Ali abi bunu yaparken şöyle parmağı atıp böyle ağzına götüresin geliyor gerçekten. Ali abi bu niye aşağı karışmıyor? İşte özelliği o. Renklere bakar mısın? Renklerin güzelliğine. Renkler bile uyumlu. Hadi meyveler uyumlu, onu geçtim de. Ya be kardeşim, renkleri de nasıl uyumlu yapıyorsun? Ali abi bir şey soracağım sana. Efendim. Şimdi bu tabii içine karıştırdığın meyvelerin uyumu çok önemli değil mi? Tabii. Ben mesela sevgili seyirciler, böyle bir şey içerken özellikle şuna çok dikkat ediyorum. Mesela bir tanesinin tadı baskınsa eğer onu sevmiyorum. Açık ve net. Ama burada Ali abiyi bilenler diyor ki hayır. Hepsinin tadını ayrı ayrı alıyorsun diyorlar. Bu çok önemli benim için. Biraz da muzlu süt ekleyelim. Biraz da muzlu süt. Muzlu nene sütü diyorum ben buna. Muzlu sütümüzü de ekledik. Fıstığımızı da ekleyelim. Fıstık da mı? Daha bitmedi mi? Ali abi bitmiyor. Ekle ekle, bitmedi yani. Sevgili seyirciler, 50 çeşit şey var içinde. Gördüğünüz gibi Ali abi benim için gökkuşağı gibi bir atom hazırladı. Ben bunu içtikten sonra bana ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Buraya ambulans çağırdık. Şaka bir yana gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü uçacağım demiştim ama uçmakla da kalmayacağım herhalde. Bir daha dünyaya dönemeyeceğim. Ya Ali abi o kadar güzel yaptık, insan bunu içmeye kıyamaz ya. Denedim, bakar mısınız ya? Tadına bakalım nasıl bir şey acaba. Ya ben bunu böyle dondurup eve götürüp bir vazo niyetine böyle bir yere koymak istiyorum ya. Ama denemem lazım tabii. Siz de bekliyorsunuz değil mi? Tadı nasıl? Merak ediyorsunuz. O zaman sizler için tadıyorum. En alttan yukarı doğru çıkıyorum. Çok güzel ya. Sadece mangomuz, bir üstteki avokadomuz. Abi bunu içerken de, değil mi? Bunun da bir tekniği var. Bakın, birbirine karışmadığı için şöyle gördüğünüz gibi pipetimizi hemen en aşağı bastırdım. Önce mangonun tadına baktım. Muhteşem. Şimdi bir üst katmana geçiyorum. Bir üst katmanda ne vardı? Atomumuz, avokado. Atomumuz. Asıl özel olan atomumuz. Evet. Şimdi onun tadına bakıyorum. Şimdi bir üst katmana geliyorum. O da karışık meyvemiz. Ve karışık meyveye geliyorum. Bunu da içtikten sonra Süpermen misali göklere savrulacağım herhalde. Budur Ali abi. Tebrik ediyorum. Gel seni bir öpeyim. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler. Evet. Geldim, gördüm, denedim, tattım. Ve size şunu söylemek istiyorum. Bakın enerjim nasıl değişti. İşte Hatay'ın halkı buraya geliyor. İşe mi gidecek? İşe gitmeden önce hemen şöyle çıkarıyor bataryayı, buraya koyuyor. Ali abim de onlar için şöyle güzel bir karışım hazırlıyor. Burada içiyor, bataryayı dolduruyor. Nereye gidiyor? İşine gidiyor. İşten çıkıyor yine yorgun argın bitkin. Nereye geliyor? Ya diyor Ali abi,
Ali abi bana bir atom yaptığı içeyim diyor. Ali abi bir güzel karışımını hazırlıyor. Buradan uçarak evine ateşleniyor. Ben de bunlardan birisiyim. Evde de kavga ediyorlar. Evde de kavga ediyorlar değil mi? Niye? Eşi soruyor, sen çalışmadın bugün niye? Dinç gelmişsin evine. Güzel, harikasın gerçekten. Ali abi, kendimi tutamıyorum ya. Sesim rengim değişti ya. Fazla geldi galiba. Fazla mı geldi? Hayır. Devam ediyorum. Evet, bataryayı patlatacağız. Patlattım. Ben bunu bitirdim. Beni kesmedi. Ali abi, ne yapacaksın bana? Sana yolluk bir şey yapayım o zaman. Yap Ali abi. Yolluk bir şeyler Ali yap. Abi bana bir şeyler yapsın. Ali abi beni şaşırtmaya devam ediyor. Ali abi sen bunu Dubai'den falan görme, bunu kendin geliştirdin herhalde. Bu da, özel bir şey herhalde bu. Bizim işimiz olsun. Şöyle ya bunu da kapatalım. Kapatıp yolluk yapıyor bana. Bakar mısın sevgili seyirciler? Petini. Burada kalırsan meyve kalmayacak burada çünkü. Ya şu güzelliğe bakar mısın ya? Gören de sanacak ki karpuz içiyorum. Hayır karpuz içmiyorum. İçinde çok güzel karışımlar var. Evet. Ali abi, ben bunu alıp gidiyorum. Yolluk yaptım yanıma. Yap, oldu mu? Senin olsun. Efendim, herkesi ama herkesi buraya davet ediyorum. Ali abinin yanına gelin, ona atom söyleyin. Atomun yanında envai çeşit karışımlar yapıyor. Mutlaka deneyin. Buradan, buraya geldiğinizde mesela atıyorum 300 kilometre uzaktan mı geldiniz? Bunun için 100 kilometreye düşüyor uzaklık. Ben izninizle bunu götürüyorum. Ali abiciğim. Çok teşekkür afiyet ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Gene bekler zaman. Mutlaka geleceğim. Ne zaman akünüz biterse gelin şarj edip tamam. Dolduralım. Aküleri şarj etmeye buraya geliyoruz. Haydi görüşürüz. Haydi güle güle. Kal sağlıcakla.